Merhaba arkadaşlar, şu anda bu videomu izliyorsanız aracısınız veyahut da aracı olmayı düşünüyorsunuz demektir. Herhalde söylememize gerek yok ama aracı olmak için en önemli şart arıyı muhakkak sevmektir. Arıcılık bir aktivite, bir tutku ve bir meslek olarak belirtebiliriz. Geç kalmadan, ötelemeden arıcılığa başlamayı düşünüyorsanız bir an önce vakit kaybetmeden başlamanızı tavsiye ederim. Arıların güzelimli dünyasına hoş geldiniz diyorum. Giderek daha fazla insan arıcılıkla ilgileniyor. İster kendi bahçenizde, ister arazide nasıl bir hobi aracı olabilirsiniz? Bunları sizlerle dilimin döndüğünce el almak istiyorum. Arıcılık büyük ilgi görüyor günümüzde. Herkes arı beslemek istiyor. İnsanlar kendilerine hobi aracı olarak kendi balını üretme fikriyle olan büyük şehir sakinleri, gençler ve hobi bahçeleriyle ilgilenen birçok insan var. Bu da zor değil çünkü herkes arıcı olabilir. Ve bunu bir yandan hobi olarak da yapabilirsiniz. Size bilmeniz gereken her şeyi dilimin döndüğünce anlatmak istiyorum. Arıcılık, bal ve diğer doğal ürünleri üretirken doğayla bağ kurduğumuz heyecan verici bir dünyadır. Bunu anlatmak için kelimeler yetmez. Bunu yaşamak gerekir. Kovanın kapağını açtığımız zaman başka bir boyuta geçiyoruz. Diğer kültürler veya hayvancılık faaliyetlerinde olduğu gibi ilk yıl konuya yaklaştığımız ve sorunlarla uğraştığımız giriş yılıdır. Ayrıca ikinci yıl için yatırımları düşünme zamanı gelmiş demektir. Arılar, bal ve diğer ürünleri bunlar neler? Arı sütü, propolis, bal mumu, arı zehri ve bunları arı ekmeği ve bunları çoğaltabiliriz. Yapmanın yanı sıra birçok bitkiye de çoğaltmak için erkek çiçek kısımlarından aynı çiçeğin dişi çiçek kısımlarına polen transfer ettikleri için bitkilerin tozlaşması için de önemlidir. Burada ayrıca tozlayıcı böceklerin %80'ini arıların oluşturduğunu dikkat etmek gerekir. Bunu çevredeki çiftçilere eğitim vererek anlatmak gerekir. Çünkü meyve ilaçlama zamanında dikkat etmiyorlar ve birçok arıların ölümüne sebep olmaktadır. Bu konuda ben çok muzdaribim. Arılarım, katlı kovanlarımın dahi birden söndüğüne şahit oldum. Önceki videolarımda da güvenilen katlı bir kovanım vardı. Biraz geç kaldım müdahale etmekte ve arılarım birden söndü, yani bitti. Yani arıcılık faaliyetlerine başlamadan önce bir giriş kursu muhakkak almanızda fayda vardır. Eğitim şarttır. Kendinizi bir arıcı olarak doğaçlayamazsınız. Yani sıfırdan başlayamazsınız. Muhakkak birilerinden eğitim almanız gerekir. Sizi arıcılık mesleğini tanıtmak için eğitim kursları, kitaplar ve görsel yayınları takip etmeniz yardımcı olacaktır. Arıyı alıp bahçenin bir kenara bırakmak arının ölümüne sebep olur. Ayrıca hastalanan kovanınız ile çevredeki arıcıları da tehdit etmiş olursunuz. Buna muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor. Kimler arıcı olabilir diye bir soru yöneltirsek, ister genç ister yaşlı olsun, prensipte herkes arıcı olabilir. En önemlisi onunla eğlenmek, doğada vakit geçirmekten zevk almak ve bu mübarek hayvanlardan korkmamaktır. Bazı kişilerin arılara alerjisi olması ve bu alerjinin ölüme yol açması da önemlidir. Bu konuya muhakkak dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Peki teorik bilgi gerekli mi diye bir soru yönetirsek, arıcılığa başlamadan önce gerekli araştırmaları yapıp bu konuyla ilgili temel teorik bilgileri öğrenmek gerekir. Birçok kaynaktan konvansiyonel arıcılığın yanı sıra organik, ekolojik arıcılık gibi kavramları öğrenmek ve değerlendirmek de önemlidir. Bu konuda yazılmış çeşitli kitaplar, internet sayfaları ve kurslar vardır. YouTube'da benim gibi diğer arkadaşlar da eğitim vermektedir. Yani eğitimden ziyade uyguladığımız uygulamaları siz değerli arkadaşlara sunuyoruz. Uygulamak veya uygulamamak sizlere kalmış bir durum. Her şeyden önce mutlaka çok özel bir canlı olan arıya dair bilgileri öğrenmeniz gerekir. Koloniferlerini, koloninin yaşam düzeni ve arıcılığı ilgilendiren diğer konularla bilgi sahibi olmadan bu işe soyunmanızı tavsiye etmeyiz. Arıcılığa başlamadan pratik olarak 3 farklı yol var. Bunların biri zaten aldığınız boş bir kovana oğul koydurmak. Arazinizde ya da evinizde veya ormanda bulduğumuz sahipsiz bir oğula yakalayarak ya da arıları bir kovana satın alarak başlayabilirsiniz. Eğer bu konuda hiç deneyimiz yoksa en iyi başlama yöntemi arısı güçlü kaliteli bir
koloniyi tanıdığınız ve güvendiğiniz bir arıcıdan alarak başlamaktır. Çünkü neden oğul hastalıklı olabilir. Zayıf, zaten oğul zayıf olur. Yaşlı anayla çıkmış ana oğul olabilir. O yüzden sizi ilk zamanda yorabilir ve zamanla öleceğinden dolayı, yok olacağından dolayı sizin arıdan soğumanıza sebep olur. O yüzden en güzeli güçlü bir koloniyi tanıdık bir arıcıdan, güvendiğiniz bir arıcıdan almakta fayda vardır. Arının da bir canlı olduğunu düşünerek ve başarısızlık riskini göze alarak arıcılığı en fazla 3 kovanla başlamanızı tavsiye eder. Tek bir kovana sahip olmak risklidir. Çünkü bir kayıp durumunda sıfırdan başlamanız gerekir. Zaman içerisinde teknikleri öğrendikten ve size göre en etik arıcılık yöntemlerine karar verdikten sonra kovan sayınızı zamanla çoğaltabilirsiniz. Hobi arıcılığı benim için ne kadar çaba gerektirir diye bir soru yönlendirirsek, yeni başlayanlar arıcılık işlerinin başında işi yapmak için daha uzun süre ihtiyaç duyarken çoğu yaklaşık 1-2 yıl sonra rutine girerler. İlkbahar ve yaz aylarında kovanlar ve malzemeler, arıların davranışları, yem ve hava durumu gözlemlenmeli ve düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bunun için kovanları haftada 1 veya 2 kez ziyaret etmelisiniz. Genel olarak kışın arıların başına pek bir şey gelmez. Tabii ki kışın bile her zaman arıcı için yapılacak bir şeyler vardır. Genel olarak ayda bir denetim turu yeterlidir. Arıcılık gerekli ekipmana sahip olmak, arıcılığa başlamak kişisel ve finansal bir yatırım gerektirir. Başlamadan önce ne tür bir arıcılık yapmayı planladığınızı, boş zamanlarını değerlendirmek veya aktivite tamamlayıcı, yani yarı profesyonel veya bir aktivite olarak belirlemek önemlidir. Ana profesyonel her durumda küresel bir bütçe planlamak gerekir. Arı yetiştirmek bazı ekipmanlar gerektirir. Arı kovanları, çerçeveler, üstlükler, çeşitli arıcılık aksesuarları, koruyucu ekipmanlar satın almak gerekir. Yani bunları çoğaltabiliriz. Bunlar zamanla çoğalır ve siz zaten ucundan arıcılığa başladığınız zaman bunların hepsi teker teker gelir araştırmalarla, okumanızla veyahut da videolarda biz değerli arkadaşlarımız sürekli paylaşmakta ve değerli hocalarımız var. Bu konuyla bizi derin konularda açıklama getiren, onları takip etmeniz yeterli olacaktır. Ve genel biz de başlarken aracılığa 2 kovanla başladık ve işimizi büyüttük. Bunu bir hobi olarak, yan gelir olarak ve zaman harcamak için, zaman geçirmek için uygulamaya başladık. Ama şu anda 50 kovanımızın üzerine çıktı kovanımız ve biraz bizi zorlamaya başladı. O yüzden biraz daha ihmallerimiz olmaya başladı. Biz bunu amatörce yapıyoruz. O yüzden sizler de bir şekilde ucundan başlamanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun altına sizlerin de başlayan arıcıların nasıl başladıklarıyla ilgili yorumları yaparsa sevinirim. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.